Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün kışa hazırlıklardan olmazsa olmazım köz patlıcanlı sos tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Fazla bekletmeden hemen tarifime geçelim. Öncelikle 5 kilo kadar patlıcan kullandım tarifimde. Tüm patlıcanlarımı yağlı kağıt serili tepsime diziyorum ve üzerine çizikler oluşturuyorum. 1 kilo kırmızı biber yani kapya biber, 1 kilo da yeşil biberimi yağlı kağıt serili tepsime koyuyorum. Aynı şekilde közlenene kadar fırınımda 200 derecelik ayarında pişiriyorum. Dilerseniz bu aşamada ocağınızda da hem patlıcanlarınızı hem de biberlerinizi ocakta közleyebilirsiniz. 5 kilo patlıcanın fırın tepsisine sığmadığı için ikinci bir küçük fırın tepsisine patlıcanlarımı dizdim. Aynı şekilde patlıcanlarımın üzerinde bıçak yardımıyla çizikler oluşturuyorum ve fırınımda közlenene kadar pişiriyorum. Tarifimde 2 kilo kadar domates kullandım. Petemek domatesi deniliyor. Bu yaz domateslerinden çok tatlı ve sulu oluyor. Öncelikle domateslerimi güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra baş kısımlarındaki çöpünü alıyorum. Kabuklarıyla birlikte bıçak yardımıyla irili küçüklü doğruyorum. Dilerseniz bu aşamayı farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Eğer kabuğunu soymak istiyorsanız kabuğunu sıcak suda bekletip dış kabuğunu soyup ondan sonra domatesini küp küp doğrayıp blenderdan geçirip öyle de pişirebilirsiniz. Ben bu aşamanın biraz daha kısa olmasını istediğim için kabuğu ile birlikte güzelce doğradım. Doğradıktan sonra tenceremde domatesin suyu çekene kadar pişirdim. Pişirdikten sonra blend ettim. Dilerseniz blenderdan geçirme aşamasını ilk başta yapabilirsiniz. İlk başta da yapabilirsiniz. En son benim yaptığım gibi piştikten sonra da blenderdan geçirebilirsiniz. Tabii ki piştikten sonra blenderdan geçirmek daha kolay oluyor. Çünkü biraz daha domatesler yumuşadığı için kolaylıkla blenderdan geçirebiliyorsunuz. Domateslerim yaklaşık 1-1,5 saat kadar pişti. Gördüğünüz gibi suyunu hafif çekti. Köz patlıcanlarım ve biberlerim de çok güzel bir şekilde közlendi. Şimdi kabuklarını soyacağım. Soyduktan sonra yemeklik olarak doğrar gibi doğrayacağım. Çok küçük parçalara ben bölmüyorum. Çünkü bu sosta özellikle parçalı parçalı olması çok daha lezzetli ve güzel yapıyor. Közlenen patlıcanlarımın içerisine kaşık yardımıyla bir tabağa alıyorum. Patlıcanlarım bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Közlenen yeşil biberlerimi de doğruyorum. Hem kapya biberlerim hem de yeşil biberlerim hazır. Şimdi suyunu çekmiş olan domatesimin içerisine biberlerimi ekliyorum. Biberlerimi ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp yaklaşık 20 dakika kadar daha pişiriyorum. Közlenen patlıcanlarımın kabuklarını soymuştum. Şimdi bıçak yardımıyla iri bir şekilde yemeklik olarak doğruyorum. Tenceremin içerisine doğradığım patlıcanlarımı da ilave edip kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. 3 baş soyduğum sarımsaklarımı güzelce ezdim ve karışımın içerisine ekliyorum, karıştırıyorum. İki yemek kaşığı kaya tuzu ve bir yemek kaşığı kadar toz şekerimizi de ilave edip karıştırmaya devam edelim. Bir su bardağı kadar sirkemizi ve 2 su bardağı kadar zeytinyağımızı ilave edip karıştırmaya devam edelim. Sirke olarak ben üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Yağı ve sirkeyi ilave ettikten sonra yaklaşık bir 5-10 dakika kadar daha kaynatalım. Sonra kavanozlarımıza dolduracağız. Gördüğünüz gibi kıvamı şahane oldu. Sosumuz hazır. Önceden kaynar suda yıkadığım kavanozlarımın içerisine dolduruyorum. Sosumuzu mutlaka sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduralım. Temiz kapak olmasına özen gösterelim. Kışlık hazırlıklarımda mutlaka ben yeni kapaklar kullanıyorum. Yeni kapakları da alıp tencerede kaynar suyun içerisinde kaynatıyorum. Kavanozlarımızın içerisine sosumuzu sıcak sıcak yerleştirdikten sonra kapağını güzelce sıkıca kapatalım. Bir gün dışarıda muhafaza edelim. Daha sonrasında kuru ve serin bir yerde yaklaşık 8-9 ay boyunca bekletebilirsiniz. Dilerseniz buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Dilerseniz soğuk, serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Kavanozun bir tanesini açtıktan sonra mutlaka bir hafta içerisinde tüketmeye özen gösterelim ve buzdolabında muhafaza edelim. Çünkü kavanozun kapağını açtıktan sonra belirli bir zaman sonra sosumuz bozulabilir. O yüzden mutlaka buzdolabına koyup muhafaza edip bir hafta içerisinde tüketmeye çalışalım. Kavanozlarımın kapaklarını sıkıca kapattım. Üzerine bir örtüyle örtüp bir gün boyunca bu şekilde oda ısısında bekletelim. Daha sonra kuru ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz ya da buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz. Ben genelde buzdolabına koymayı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi sosumuz hazır. Kıvamı da lezzeti de gerçekten tadına doyum olmayan bir lezzette. Çok lezzetli közlenmiş patlıcan sos tarifim sizler de kışlık hazırlıkları için mutlaka yapın. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizler videolarıma beğeni bıraktıkça ben de sizler için yepyeni tarifler paylaşmış olacağım. Yepyeni, birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.